Merhabalar, hoş geldiniz. İstanbul Modern'in bu yıl ikincisini gerçekleştireceği, hatta gerçekleştirdiği, geçen hafta başladık. Yönetmenlerle Buluşma serisinin ikinci konuğu Derviş Daim. Bugün burada sinemasına yakından bakmaya, biraz derinine inmeye, kendisinden sırlarını öğrenmeye çalışacağız. Bunun için de bir sinema yazarı arkadaşım Olkan Özyurt bizde. Kendisine aslında bu görevi bırakacağım ama bizim bu programla aslında amacımız Türkiye'nin güncel sinema kültürüne yeni bir yaklaşım, yeni bir kimlik kazandırmış, Türk sinemasına adeta yeni bir hayat üflemeyi başarmış yönetmenleri buraya davet etmek ve onların sinemalarını biraz daha yakından inceleyebilmek. Derviş Bey, ben belki ilk bir soruyla başlayayım. Siz 1990'ların Türkiye'sinde ilk defa film yapmış bir yönetmensiniz. O 1996'da ilk Tabutta Röveşata. O dönemi biraz anlatabilir misiniz? Nasıl bir zamandı 90'lar? Ve sizin ilk çıkış noktanız neydi? Her şeyden önce müzeye film filmlerime dair bir toplu gösterim yaptığı için buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederiz. Soruya geçecek olursak, 90'lı yıllar çöl. En hafif tabirle nitelendirilebilir. Hiçbir şekilde yeni başlayacak olan bir insanın ilk filmini yapabilmesi için, yola devam edebilmesi için gerekli koşullar yoktu. Kültür Bakanlığı'nın verdiği destek o yıllarda neredeyse devede kulak sayılabilecek bir şeydi. Bugünün rakamlarıyla söyleyeyim. Filler ve Çimen ikinci filmi ve Kültür Bakanlığı'nın vermek kararını aldığı destek bugünün parasıyla 10.000 TL'ydi. 10.000 TL'yle size al filmi yap diyorlardı resmen. Gerçi fiyatlar bugün kadar artmamıştı belki ama yine de bu rakamlar semboliğin ötesinde, olumsuz manada semboliğin ötesinde şeylerdi. Kültür Bakanlığı dışında sivil sektörden, başka kurumlardan destek alabilme ihtimali yoktu. Dolayısıyla Yeşilçam'ın yapımcılarına gidecektiniz. Onların da çok videoya dayanan, belki televizyon satışıyla yapılabilecek diye düşündükleri bir sistemleri vardı sinemaya desteklemek bağlamında. Dolayısıyla çok karamsar bir tablo vardı. Ama ben yine de Tabutta Röveşata'yı yapmadan önce şansımı denemek için Yeşilçam'ın ya da televizyonun muteber denebilecek yapımcılarına gittim. İyi ki de gitmişim. Denenebilecek her şeyi denemek istediğimi düşündüğüm için yaptım. Baktım, gördüm ki benim kafamdaki herhangi bir şeyi yapabilme şansım yok. O yüzden kendi göbeğimi nasıl keserim meselesinin peşine düştüm. Tabutta Röveşata bu ruhla oluşturulmuş bir filmdir. Esin kaynaklar arasında gerilla tarzı film yapmak vardır. Gerilla tarzıyla aklınız karışmasın. Düzenli bir orduyla film yapmak vardır, bir gerilla tarzıyla iş yapmak vardır. Düzenli orduyla film yapmaya kalkışmanız şu anlama gelir. Finans bellidir, bulunmuştur. Ekip muteber bir ekiptir. Her şey yoluna yordamına göre yapılır. O zaman siz düzenli orduyla çalışıyor gibi, bir benzetme yaparak konuşalım, gibi bir durum içerisinde kendinizi hissedersiniz. Ama gerilla tarzında iş yapmak şöyle bir şeydir. Ortalıkta para, pul ya yoktur ya çok azdır ve siz aynen küçük bir grubun, bir gerilla 10-20 kişilik bir grubun yapmaya çalıştığı şekilde flexible olmaya çalışarak işi götürmeye çalışırsınız. Bizim Tabutta Röveşata ve daha sonra Filler ve Çimen'de yapmaya çalıştığım şey buydu. Gerilla tarzında yaptık filmi. Tabutta Röveşata'yı yapmama esin veren şeyler nedir diye sorarsanız, yani o deli cesareti nereden geldi? İngiltere'de Warwick Üniversitesi'nde Cultural Studies Master'ı yapıyordum. Çok anlattım bu hikayeyi ama tekrar anlatayım. Film Studies bölümüyle de ortak dersler alıyordum.
Sonra bir gün Guardian gazetesinde bir ilan gördüm. Guardian gazetesindeki ilan şöyle diyordu. Dow SS Siemens ilk 3 günlüğüne Londra'ya geliyor. 3 günlüğüne sıkıştırılmış size bir kurs verecek. 3 gün içerisinde nasıl Oscar alacağınızı öğreneceksiniz. Fiyat bu kadar. Şimdi Dow Siemens kim? Dow Siemens, Roger Corman'ın efsanevi executive producer'ı. Roger Corman kim? Roger Corman, Amerikan B filmlerinin kralı. Yaklaşık 6-7 sene önce Antalya Film Festivali'ne gelmişti. Roger Corman bu Scorsese, Coppola, onları bunları tümünü başlatan adam. Onlara diyormuş ki 500 bin var elinde, 1 milyon doların var, neyse işte filmi getir. Onlar da ilk filmlerini böyle yapmışlar. Roger Corman o piyasada böyle efsanevi bir adam. B filmlerinin kralı. İşte o adamın filmlerinden yürütücü yapımcılığını yapan Dow Siemens. Dow Siemens bir hayat adamı. Her şeyi biliyor. Production board nasıl yapılır? İşte sendikaları nasıl atlatacaksın? Yok işte efendim o böyle değilse böyle nasıl yapılır? Yani amiyane tabirle söyleyeyim. Ölmüş eşek fiyatına nasıl film çekersin? Bunu anladım. Şimdi çok büyük para istiyordu. Bursu yatırdım aç kalma pahasına. Gittim 3 gün dinledim adamcağızı. Adamcağızın söylediği şey endüstrinin gelişmiş olduğu ülkelerde o endüstrinin yanında onları kaçarak, onlardan kaçarak, onları atlatarak nasıl gerilla tarzında ikinci el araba fiyatına film yaparsınız esprisi üzerineydi ve makul, mantıklı, akıllı şeyler söylüyordu. Ve millet de habire notlar alıyordu. İngilizler, şunlar, bunlar. Yani salon doluydu, fulldu. Hiçbir şekilde yer yoktu. 3 gün boyunca herkes geldi. Çok kararlı tartışmalar oldu. 3. günün sonunda kendime şunu dedim. Burada bu kadar adam böyle bir şeyi yapmak için yollara düşüyor. Bunun için kollarını sıvıyorlar. Nitekim bir iki tane iş ortaya çıkmıştı İngiltere'den. Dişçiler bir araya gelip bir film yapmışlardı ve film başarılı olmuştu. İşte onları getirdi, tanıştırdı. Ben bunları adam ettim dedi falan filan. O bana bir şekilde esin kaynağı oldu. Şöyle esin kaynağı oldu. Bu adamlar endüstrinin bu kadar gelişmiş olduğu bir ülkede, endüstrinin ve şartlarının bu kadar acımasız olduğu bir ülkede bunu yapabiliyorlarsa Türkiye'de de bu iş yapılabilir diye düşündüm. Dolayısıyla tabii Körü Başatay'a en azından benim cesaretlendiren şey bu oldu. Ondan sonra buraya gelince işlerin yapımcılarla olmayacağını öğrenince bu hikayeleri, bu anekdotları tekrar hatırlamaya başladım. Kolları sıvadım. Filmi aslında yazarken kazanırsınız. Filmi yazarken maçı kazanırsınız. Öyle mantıkla konuşmam gerekiyor. Tabii Körü Başatay'ı yazarken de İçeriğini, stilini bir kenara koyarak konuşuyorum. Öyle bir iş yapayım ki bir mahallede geçsin, birkaç sokakta geçsin, tanıdığım insanlar olsun, o çevrede yaşayan insanlar da yine işin içerisine girsinler ve filmi kopamama yardımcı olsunlar diye düşündüm. Ekip Rumelistan'ın müdavimleriydi. Sahilde gece gündüz beraber içiyorduk. Oyuncuların çok büyük bölümü yine oranın sakinleriydi. Bir tek Ahmet Uğurlu Tuncel Kurtiz'i ikna etmek gerekti. Görüntü yönetmeni oradandı. Süha'nın görüntü yönetmeni, belgesel film yönetmeni değerli hocamız, Allah rahmet eylesin. Türk belgeselinin önemli ismidir. O çok büyük bir iyilik yaptı. 2C kamerasını ve 2 HMI ışığını bana verdi. Sodex o günde bir öğün yemek verdi, sponsor olarak. Ana sponsor. 17 kişilik bir ekip vardı. 60 kutu negatif almak için annemden borç aldım. Akfa. Türkiye'deki son 60 kutu Akfa Tabutları Başatı'da kullandı. Fabrika üretimi durdurmuştu çünkü. En ucuz onlardı. Onları aldık, yükledik. 60 kutuyla yaklaşık 18 günde filmi çektim. Filmi çektim ama gücüm oraya kadardı. Filmi gene bitirebilirdim ama istisnai filmler, reklamlar diye o zamanın önemli reklam şirketlerinden birisi vardı. Ezel Akay ortaklarından biriydi. İş bankası yapıyorlardı, her şeyi yapıyorlardı. Onlara gittim, dedim ki filmi çektim ama filmi bitirmek için gerekecek koşullara sahip değilim. Ya çok beklemem gerekecek, uzun dönemde yapacağım ya da siz bana yardım edersiniz, ortak gireriz, bu işi bitiririz dedim. Onlar da akılları yaptı. Okudular senaryoyu. Filmi telesin ettirdiler. Kendi ceplerinden verdiler, Allah razı olsun. Baktılar görüntülere. Olur bu işi yapalım dediler. Mustafa Preşiva montajladı. Film ondan sonra benim için Filler ve Çimen'i yapmama
bir vesile oldu, bir giriş bileti oldu. İleride çimen ikinci filmim olabilir, giriş bileti oldu. Ondan sonra da Düzenli Ordu'ya Çamur'la birlikte geçtim. Rumeli Hisarı'nda şimdi Lokma diye bilinen bir kahve vardır. Sabahları kahvaltıya giden insanlar. Orası eskiden çok bugünkü gibi lüks olmayan, neredeyse bakımsız denebilecek bir yerdi. O kahveyi lojistik merkez kabul etti. Üst katlarında çekimler yapıldı, kahvenin içinde yapıldı, tuvalette yapıldı, o kahvenin önündeki sahilde yapıldı, Balta Limanı Hastanesi'nde yapıldı. Gittiğimiz en uzak yer işte Masum'un otobüs alıp da Karadeniz kıyısına gittiği sahneleri çektiğimiz kısımlar oldu. Onun dışında otobanda yaptığımız çekimler vardı gittiğimiz en uzun yer olarak. Taksim'de tarla başında çektiğimiz yerler vardı. Galata Köprüsü'nde çektiğimiz yerler vardı. Filmi dediğim gibi 3 haftada bitirdik. İyi hesaplamıştım. Bunun yanı sıra işin estetiğini de iyi hesapladığını söylemem gerekiyor. Dersimi iyi yaptığım için şans da bana yardım etti. Şansa inanırım ama şansı yaratabilmek için, şansı sabit tutabilmek için dersimizi iyi çalışmanız lazım. Dersi nasıl iyi çalıştım, onu söylemem gerekiyor. Eğer yanılmıyorsam, çok küçük yaşlardan beri iyi bir edebiyat okuluydum. Daha sonra yazmaya başladım, öyküler yazdım. Yazdığım bir roman var. İnşallah önümüzdeki ay ikinci baskısı çıkacak, 20 sene sonra. Ares Harikalar Diyarında. 95 yılında yazdığım ve yayınlanan bir kitabımdır bu. Edebiyatla uğraşmak, roman yazmak, öykü yazmak bir şekilde senaryo yazımı konusunda bir temel teşkil etti. Kültür, sanat, medeniyet konusundaki sorularıma zemin hazırladı. Okuduğum okul bana yardımcı oldu. Onları söylemem lazım. Hocalar yardımcı oldu. İçinde bulunduğumuz atmosfer iyi bir atmosferdi. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum ben. İşletme bölümünde okudum. Sinema kulübünde gitmeye gayret ettim. İşte ama onun yanı sıra yurtta olsun, kantinlerde olsun çok güçlük bir atmosfer vardı. O dönemlerden tanıdığım, tanıştığım adamların birkaç tanesini söylemem gerekirse Nuri Bilge Ceylan'ı o dönemden tanırım. Ezel Akay'ı tanırım. Reha o dönemlerde oralardaydı. İşlek bir atmosfer vardı ve bu şeye de yansıyordu. Tartışmalara, ona, buna. İnsanın kendisini geliştirmesi için... Bana orada bir araya gireyim mi abi? Ezel Akay tiyatroyla uğraşıyor bildiğim kadarıyla o yıllarda ama Reha sinema kulübünün başkanlarından bir tanesi. Nuri Bilge Ceylan çok sinema kulübüyle ilişkili değil. Ama o da herhalde sonradan anlattığına göre kütüphanelerde çok vakit geçiriyor. Bir araya gelip yani masa başı kantin muhabbeti de olsa konuşmalar var mı aklından? Ve onların seni biraz sinemaya çektiğini düşünür müsün? Ezel'i ben daha sonra tanıdım. Zaten Reha tarihte bir yılı okuyup ondan sonra Fransa'ya gitmişti. Onu çok iyi hatırlamıyorum. Sonradan tanıştık resmen Reha ile. Ama Nuri ile görüşürdük. Ortak bir arkadaşım vardı. Ortak bir arkadaşımız vardı, Alper Oysal. Yaratma Cesareti kitabının çevirmenidir kendisi. Ben onun kanalıyla tanıdım. Aralarında en fazla görüştüğüm, çok eskiden görüştüğüm insan Nuri Bilge Ceylan'dır. Herkesten önce tanıdığım insan oldu. Bizim eve gelirdi, biz onun eve giderdik. Dolayısıyla sinema konusunda çok tartıştığım, ilk tartıştığım insanlardan birisidir. Ama yani bu... Mesela okulda tanıdığım ve sinema tarihi ve estetiği derslerini bize veren Üstün Barış da diye bir hocamız vardı. O hocanın bu saydığım isimlerin üstünde çok büyük etkisi vardır. Kendisi film yapmamıştır, hiçbir şey yazmamıştır.
Ama mesela insanlar kredili derslerini alırlardı, yine onun dersine giderlerdi. Çünkü o derslerde çok yoğun bir tartışma olurdu. Sokratik bir yöntem vardı. Herkes birbirine girerdi derste. Bu kantinlere taşardı. Sinema tarihini de estetiği derslerini veren Üstün Bey'in yanı sıra Hilmi Yavuz'un felsefe dersine, Arda Denkel'in dersine, tarih bölümünün kimi hocalarının dersine girdim. Bunlar kültür, sanat, edebiyat, felsefe konusunda bizi besledi. Bu based olduğu zaman daha kolay söyleyeceğinizi söylersiniz. Zaten dışarıda da kantinlerde orada burada millet birbirinin gözünü oymak için bekliyordu. Bu bir şaka tabii ki. Dolayısıyla yani o en azından kısa film yapma, öykü yazma meselelerinde dediğim gibi atmosfer olarak bana faydası olan yerler oldu. Şimdi bakıyorum, ah diyordum o dönemlerde, şöyleye gideyim de bir sinema okulu bitireyim. İyi ki gitmemişim diye de düşünüyorum, onu da söyleyeyim. Sebebi de şu, özellikle Türkiye'deki eğitim, sinema eğitimi, o dönemler, hatta şimdi bile, insanı belli bir tornadan geçmeye zordu. Halbuki siz makul ve mantıklı hocaların, mentorların eşliğinde öğrenmeye devam ederseniz çok daha kolay ayağınızı bulabilirsiniz. Bizdeki tehlikelerden bir tanesi, hocalar insanları kavuruyorlar, yakıyorlar. Onların kendi kişiliklerini geliştirmelerine izin vermiyorlar. Allah'tan benimle birlikte gelişme ihtimalini göz ardı etmeyecek hocalarım oldu. Medeni insanlardı, beni yakmadılar. Çok cahilce sorular sorduk, çok gereksiz sorular sorduk. O sorulara sabırla yanıt verdiler. Yazdığımız o kötü kötü şeyleri okudular, bize geri bildirimde bulundular. Böyle böyle geliştik. Cem Taylan mesela, rahmetli profesör, yazdığım her şeyi okumuştur. Yazdığım her şeyi sabırla okumuştur. Yazdığım her şeye sabırla yanıt vermiştir. Hilmi Yavuz keza yazdığım her şeyi okumuştur. O 96 yılda ilginç bir yıldır aslında sinemamızda. Bir taraftan işte Eşkıya'nın vizyona girdiği bir yıl. Hani o dönemi şöyle anlatmak gerekirse, seyirci üstünde şöyle bir algı vardı. Türk filmine gidilmez. Çünkü işte zaten başı sonu belli filmler çekiliyor diye. Müthiş bir kötümser bir hava vardı. Eşkıya bunu net bir şekilde kıran filmlerden biriydi ama aynı yıl işte Reha Erdem'in Ay ve sizin Ay daha önce, çok daha önce gösterim 96 yani. Evet, aslında gösterime AKM'de bir ilk gösterimi vardır, 89 falan olsa gerek ya da 90 olsa gerek, ama birkaç kopyayla gösterime girmesi Ay'ın 96 yılıdır. Evet, bir doğru. Taraftan da Tabutlar Öveşi'de, yani hem o yeni filizlenen, yani şimdi yeni Türk sineması diye anılan sinemanın hem ana akımı hem de bağımsızları bir çehre değiştiriyor ve hani bütün bunları olurken de birkaç yıl önce bir yönetmen çıkıp filmi bir gün gösterimde kaldığı için filmin negatiflerini yakmış protesto için. Böyle bir zamanda hani herkes bir mercekler biraz sizin üzerinizdeydi. Tabii Eşkıya daha ana akım olduğu için onun üstünde gidiyordu ama ben şey hatırlıyorum mesela, çok fazla Tabutlar Öveşit'in özel gösterimi oluyordu ve siz de gidip söyleşilere katılıyordunuz. Hı hı. Ve o da hani belki o gerilla sinemanın bir parçası olarak o gösterim şeklinde koymak mümkün. Ve hani şöyle bir şey, hiç çok farklı bir yönetmen söylemi vardı o günler için. Çünkü önümüzdeki örnekler Yeşilçam'dan gelenlerdi ve söyleşilerde mesela dünya sinemasına atıfta çok bulunmazdı o yönetmenler ama hani senin söyleşisini hatırlıyorum Derviş abi, işte İtalyan yeni gerçekçiliği demiştin falan, hani biz de o zamanlar İtalyan yeni gerçekçiliği ne ola ki falan diye, hani yeni yetme sinema severler olarak farklı bir yönetmen profiliydi. Bunu hissediyor muydun o dönemlerde? Hani çünkü sonra farklı alanlardan gelen bir kuşak çıktınız ve sinemayı değiştirdiniz açıkçası. Şimdi bir pratik fetişizmi var. Hala da devam ediyor. Etmeye de devam edecek. Şöyle
demeye çalışıyorum. Sinema yüzmeyi öğrenmek gibidir. Suya girmeden yüzmeyi öğrenemezsiniz. Bu yüzden pratik lazımdır. Ama pratiği her şey zanneden bir kesim vardı. O kesim hala daha var. O zamanlar bu kesim çok güçlüydü. Hala daha güçlüler. En güçlüler hatta. Alalım kamerayı, çıkalım, çekelim. Ne düşünüyorsun? Binin yarısı 500 diyen adamlardı bu abiler. Halbuki ben şuna inanıyorum. Pratik önemlidir. Son derece önemlidir ama insanın mürekkep yalaması da gerekir. Yani hem okuyacaksın, hem takip edeceksin, hem koklayacaksın ortalığı ama bunu pratikle de birleştireceksin. Mümkün olduğu kadar pratiği öğrenmeye, pratik yapmaya gayret ederken olabildiğince okumaya gayret ettim. Ve çok çeşitli şeyler okumaya gayret ettim. Hala daha da onu yapmaya gayret ediyorum. Birbiriyle hiç ilgisiz şeyleri aynı anda okurum. O zamanlar da öyleydim. Bu insanı besliyor. Dolayısıyla ağzından çıkanı kulağı duyan, sistematik düşünebilen, en azından sadece mantıklı değil de sezgilerini de bu anlamda bileyebilen bir yönetmen olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Uzun döneme yayılan bir filmografi edinmek istiyorsanız, temalarım ortaya çıksın, temalarımı incelteyim, her defasında farklı arayışlara da gidebilecek şekilde kendimi geliştireyim diyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Yoksa hep aynı filmi yapar gidersiniz. Sezgiyle, sağduyuyla, insan sarrafı olmakla insan belli bir yere kadar çok iyi filmler yapabilir ama ondan sonra tıkanabilir ya da hep aynı filmi yapmaya başlar. Bizim eski geleneğimiz, Yeşilçam'ımız böyle abilerimizle dolu ne yazık ki. Ya da iyi ki bilmiyorum. Ben yine de aslında 90'ları geri dönmek istiyorum. Aslında 2000'lere yavaş yavaş geçeceğiz ama. Çünkü 90'ların da oldukça kaotik bir dünyası vardı. Yani bir yandan faili meçhul cinayetler, yolsuzluklar, öte taraftan işte televoleler, işte Türkçe pop, bir yandan işte herkese bir ev, bir araba söylemi. Yani oldukça aslında şizofren bir dönemmiş o. Ve bu bağlamda Mahsun karakterinin oldukça kritik bir yerde durduğunu düşünüyorum. Yani o hizadan çıkan karakter olarak. Mahsun karakterini yaratırken neydi? Yani hani nasıl beslendiniz? Ve de o karakter aslında tüm bu 90'ların kaotik aleminden mi çıktı acaba? Rumeli Sarnı'nda yaşadım. Orada yaşarken gerçekten araba çalan bir adam tanıdım. Adı Dursun'du. Dursun araba çalıyordu Rumeli Sarnı'nda ve çaldığı arabaları ertesi gün getirip park ediyordu. Çaldığı yere bırakıyordu. O karakter Mahsun karakterini yazmama vesile olmuştur. Ama birebir copy paste yapmadım. Tırnak içerisindeki gerçeklik neyse onu alıp filme yapıştırmadım. Filmi daha farklı bir tonda ve yapıda kurmaya gayret ettim. Mesela Rumeli Sarı Kalesi içerisindeki tavus kuşları kurmacadır. Onun da esin kaynağı var. Onu da kabul edeyim. Kenan Evren'e Çün Cumhurbaşkanı tarafından hediye edilen Pekin ördeklerinin Antalya'da işçilerce kesilip yenmesi benim için esin kaynağıdır orada. Eroin bağımlısı kız bir kurmacadır. Bunları söyledim. Anti parantez şunu da belirteyim. İnandığım şeylerden bir tanesi, bir filme başlarken çıkış yolları her filmin farklı olabiliyor. Bazen bir karakterden hareket edersiniz. Bazen bir fikir sizin için çıkış teşkil edebilir. Bazen bir görüntü teşkil edebilir. Ama nereden çıkarsanız çıkın, onu bir konseptle, bir karakterle ya da bir çatışmayla bir araya getirip bir sacayı yapmanız lazım. Bu üç sacayından birini, üç puzzle'ın parçasından birini bulmuşsanız öteki iki tanesini bulup bir araya getirmek durumundasınız. Benim orada bir karakterim vardı. O karakteri belli bir bağlama oturtup, o bağlama oturttuktan sonra da belli bir çatışmanın içerisine koymam gerekiyordu. Tabutlar ve Şatan'ın enteresan taraflarından bir tanesi, bu abinin, Mahsun'un klasik manada, klasik Hollywood yazım stili bağlamında, aristocu estetik bağlamında karşısına bir karşıt karakter koyamazsınız. Öyle bir şey yoktur. Ufak ufak bir takım tipler vardır onun karşısında ama belki de toplumun bütünü karşısındadır abinin. Böyle bir senaryo çekmeye kalkıştığınız zaman işiniz zorlaşır. Çünkü bir duygu, düşünce ve ton filmi haline doğru gider. Ve bunun ritmini bulmak da zordur. Tabutlar ve Şatan'ın ritmi
Bu manada benim için zordu. Onu oluşturmak zordu. Özellikle film bittikten sonra kurgu bağlamında bunu yaparken zordu. Allah'tan Mustafa Preşeva yanımda oldu da yardım etti. Yazarken de bu şeyi tonu yakalamak zordu. Allah'tan o adamı tanıdığım için belki yardımcı oldu bana. Ya da belki de daha önce roman yazmış olmam bana yardımcı oldu. Çünkü Ailes Harikalar Diyarında adlı romanıma baktığım zaman da orada da çok net Aristocu manada bir karakter ve o karakterin karşıt karakteri yoktur. Çok böyle tona dayalı bir kitaptır o. Ufak ufak anekdotlar vardır. Filmin Tabutlar Reşat'ın stilinde olduğu gibi kitabın stili kitabı götürür. Galiba oralardan geçiyor olmak Tabutlar Reşat'ı yazarken bana yardımcı olmuş olabilir. Bundan emin değilim. Şu anda havanda su dövüyoruz, onu da bilin. Peki o 90'lar biraz Filler ve Çimen'de mi ortaya çıktı? Tabutlar Reşat'ı oldu, bitti. İşte ödül aldık, onu yaptık, bunu yaptık. Söyleşilere gittik. Vesaire vesaire. Şimdi abi ikinciyi yapalım. İkinciyi yapalım, ne yapalım? Para arayalım. Back to square one. Yani gene aynı yerdeyiz. Kim verecek bize para? Kültür Bakanlığı. Kültür Bakanlığı'na gidiyorsun. Filler ve Çimen için unutmuyorum. Bana fax gelmişti. Tebrik ediyoruz. Kültür Bakanlığı sizi destekleyecek. Ne kadar destekleyecek? 10.000 TL. Bozdur harca. 10.000 TL'yi almadık bile. Çünkü ipotek lazımdı, kefil lazımdı. Evimiz mi vardı da ipotek edelim? Yok. Filler ve Çimen'i Tabutlar Reşat'ın arte satışından gelen mütevazi bir para vardı. Panfilm Ali Akdeniz kendi şahsi kaynaklarını ve ilişkilerini koydu. Benle ortak girdi. Ben onlarla ortak girdim. Filler ve Çimen'i öyle çektik. Çekim bitince de Show TV bitirmemiz için gereken parayı verdi ve filme satın aldı. Ortak girdi. Filler ve Çimen'i öyle yaptık. Yarı gerilladır o da. Yani ortalıkta bir tane şirket çıkacak, bize sponsor olacak. Bir tane bağımsız kurum var. O bağımsız kurum Türk sinemasını desteklemek için paralar yağdırıyor. Kültür Bakanlığı var. Sinema, Türk Sinema Kurumu vardı. O destek veriyor. Yoktu öyle bir şey. Büyük bir karanlık vardı. O karanlığın başka bir merhalesini de anlatayım. Ben Vaya Beyrut adlı bir film çekmek istedim Tabutlar Reşat'tan sonra. Vaya Beyrut'u yapmak için yırtındım. Olmayacağını 99'da anladım. 97'de film Tabutlar Reşat ortaya çıkmıştı. 2 sene boyunca, hadi 1,5 sene boyunca o filmi yapmak için yırtındım ben. 99 gibi anladım olmayacağını. Filler ve Çimen'i yazdım. Filler ve Çimen'i çektik bu şekilde. Peki neden olmayacağını anladınız veya neden olmadı? Kıbrıs'ta geçecek olan bir filmdi. 74'ü anlatan bir filmdi. Oralara gittik. Ankara'ya yolladık senaryoları. İstemediler böyle bir filmi yapmayı. Dolayısıyla yani adaya gidip gerilla tarzında bir iş yapmak akıllıca değildi. Bazı projeleri vardır. Proje size kendini açar, söyler. Beni yapma der. Beni yaparsan olmaz bu işler. İşte dinleyecek kulağınızın da olması lazım. Bir insanın, bir yönetmenin ya da yapımcının hırsının aklından çok fazla önde olmaması lazım. Hırsınız önünüzde olabilir ama çok fazla gitmeyecek. Fazla gitmeyecek. Onu tutacaksınız, çekeceksiniz. Eğer hırs alır başını giderse duvara çarpma ihtimaliniz artabilir. Allah'tan böyle bir mantıklı olabilme durumu benim için söz konusu oldu. Risk aldığım anlar oldu mu? Evet oldu. Tabutlar Reşat'a risk miydi? Riskin Allah'ıydı. Hiçbir şey de olmayabilirdi o filmden. Devir. Bundan önce yaptığım film. Balıktan önce yaptığım film. Balıktan önce yaptığım devir filmi hiçbir şey çıkmayabilirdi. 3 tane çobanla Burdur'un Hasanpaşa köyünde çektiğim bir film. Senaryo yoktu çıkarken, çekmeye giderken. Daha önce yaptığım işlerden bağımsız olarak söylüyorum. Sadece bir sinopsis vardı. Elimde senaryoyla çekiyordum ondan önce yaptığım bütün filmleri, Gölgeler ve Suretlere kadar. Ama deviri senaryo olmadan sinopsisle çekmeye kalkıştım. Bu riskti. Şunun için söylemeye çalışıyorum bunları. Risk alıyorum. Ama hesaplanmış riskler almaya çalışıyorum. Hırsımın, kafamın, rasyonel tarafımın çok önünde olmamasını sağlamaya çalışıyorum. Gerek yapım anlamında, gerek reji anlamında, stil anlamında, estetik anlamında. Filmin ne çıkacağı, bir şey çıkıp çıkmayacağı da belli değildi. Filmde karakterleri tanıdıktan sonra, oradaki olayları tanıdıkça, köyü tanıdıkça karakter yazdım, olay yazdım,
geldim montajladım, gittim tekrar çekim yaptım. Montaj birinci tur bittikten sonra, çekimlerden sonra geldim ikinci tur montaj yaptım. Gittim tekrar çektim, üçüncü tur montaj yaptım. Filmi böyle bitirdim. Bu ne demek oluyor? Daha evvel yaptığım işlerden bağımsız, farklı, risk alan bir iş yapıyordum. Film beni yoğurdu, ben filmi yoğurdum bu manada, devirde. Her filmde biraz böyle bir şey var. Yani Filler ve Çimene dönecek olursam da o dönemin siyasi atmosferinde gerçekten riskli bir film. İşte ne bileyim, Radikal Gazetesi susurluk haberi yaptı diye genel yayın yönetmeninin penceresi kurşunlanıyor. Hani sen de bir şekilde Filler ve Çimen susurluğun filmi olarak kaldı. Büyük risk yani, şu anda o dönemlere bakıyorum da yani aklımızı peynir eklemekle mi yedik de kalktık o filmi yaptık diye kendime diyorum yani. O dönemde 90'lar ortalıkta iyi saatte olsunlar dolaşıyorlar hani. Nitekim o filmin üzerinde gizli bir şey vardır. Sansür oldu. Yani Show TV mal sahibi, oynatmıyorlar filmi. Şeyden sonra, yani televizyonda oynatmıyor. Yani bir iki defadan sonra anladığım kadarıyla telefonlar işlemiş. Film çok oynamıyor. Bunu ispatlayamayız ama. Ama o dönemde yani şimdi o filmin koyduğu ilişkiler de sonra baktığımız zaman yani hem Susurluk hem de Susurluk sonrasını da bize anlatan şimdi çürümeyle öykü, ilgili devletin mafyayla ilişkisi var. Devletin tahakküm ve o ceberut tarafı hep bilinen bir şeydir. Ama daha çok bunun yansımalarını Türk sineması ele aldı. Yılmaz Güney ne yaptı? Sokaktaki insanın devlet tarafından nasıl bir tahakküm altına alındığını ve bunun sonuçlarını söylemeye çalıştı. Birçok yönetmen bunu yapmaya çalıştı. İşte Erden Kral bunu yaptı. O dönemde ortaya çıkan Zeki Bey bunu yaptı vesaire vesaire. Burada devletin kendisini konu alan fokusu ne olduğu bir film söz konusuydu ve bu manada daha önce yapılmış filmlerden daha farklı bir yapısı vardı. Eğer yanılmıyorsam ondan sonra da benzer bir biçimde gelen bir film bildiğim kadarıyla yok. Devlet, mafya, çürüme ve bunun bizim üzerimizde nasıl etkileri olduğuna dair bir film yok. Şimdilerde işte rüşvet konuşuluyor, o konuşuluyor, bu konuşuluyor. Bir film var mı? Yok. Bir de enteresan da orada sonradan hani yönetmen olacak 6 tane isim saymıştım ben. Berkun Oyası, Polat Ekay'ı falan. Ve oyuncu kadrosu da müthiş bir, yani yarı gerildi ama yıldız çok zengin. Geçti gibi. Ya Allah'tan şanslıydık yani. Herhalde şeyin işte Tabutlar Röşat'a giriş bileti dedim ya, o. Yani telefon ettiğimiz her insan sağ olsun geldi, destek verdi bizlere. Panfilm James Bond'u yapıyordu o dönemlerde. Öyle bir şey tarafları da vardı. Güçlü bir yapım ekipleri vardı. O yapım ekibinin de işi biliyor olması filmi yapmama zemin hazırladı. Yoksa normal zamanda 8 hafta 10 haftada çekilecek olan bir filmi biz 5 hafta 6 haftada falan 33 günde falan çektik. O dönemden, o filmden sonra uzun süre ben kışın film çekmeyeceğim diye yemin ettim. Çünkü Ocak ayında filmi çekmeye başladık. 3-3.5 gibi güneş gidiyordu, ışık gidiyordu. Ben saat öğle yemeğinden sonra karnıma sızılar giriyordu. Işık gidiyor, ne yapacağım? Nasıl bitireceğim bu sahneydi? Ama niçin çektim peki diyeceksin bana. Çünkü Ali Akdeniz şimdi çekelim dedi. Birisi de sana hadi şimdi çekelim dediği zaman ve ortalıkta da başka umut olmadığı için, yani finans anlamında, yapım anlamında umut olmadığı için çekiyorsun. Şunu diyebilirdim. Ya bekleyelim bir Mayıs olsun, saat 8'de güneş batsın da biz bunu tatlı tatlı çekelim. Tamam mı? Ha, yok. Mayıs olduğu zaman 6 ay sonra kimin nerede olacağı ne belli. Tabii hemen çekelim dedim. Bektik. Çektik de nasıl çektik? Genellikle hani yorgunluktan mütevellik böyle büyük her filmden sonra kabus görür her yönetmen. Işık gidiyor mu, gitmiyor mu? O oyuncu geldi mi, gelmedi mi? Onu döveyim mi, dövmeyeyim mi?
benim uykularıma giren iki film oldu. Biri Filler ve Çimen'dir, öteki de Cenneti Beklerken'dir. Hani şey, nasıl girdiler buna? Yani şöyle, hani ışık gitti, yok işte lastik patladı, yok yağmur yağdı. İşte filanca erken, böyle kabuslar görüyordum. Yani sinemacının kabusu da bu olur. Ama öteki filmlerde böyle olmadı mesela. Hani onlar o kadar sıkmadı beni. Zamanlama, schedule falan bağlamında çok koşa koşa çekilmiş bir filmdi. Derviş Bey, sizin bu siyahlar giymiş kötü adamlarınız var. Ben onları çok severim. Filler ve Çimen'de örneğin ya da Nokta'da bahsedebiliriz. Sizin için bu kötü adamlar ne demek? Hem yani hayatınızda kötü adamlar neler, hem de hikayelerinizde neler? Nokta'daki siyahlar şöyle. Şimdi Tuz Gölü'nün o beyazlığı düşünün. Biz hatla ilgili bir iş yapıyorduk. Hat sanatı, bir sepya kağıt, onun üzerinde lekeler, siyah lekeler gibi, mürekkep lekeleri gibi gözüksün diye bir muradımız vardı. Dolayısıyla oradaki adamların çoğunu koyu renk giysiler içerisinde giydirmenin akıllıca olacağını düşünmüştük. Mehmet Ali Nuroğlu'dan tutun da öteki insanlara varıncaya kadar koyu giysiler giydiler. Ama kötü adamları filmin, işte Numan ya da ötekiler, onlar iyice bir koyu giydiler. Evet. Böyle bir şey var. Filler ve Çimen'de renk kodunun öyle olma nedeni de şuydu. Çok karakter vardı. Çok mekan vardı. Seyircinin algısını fazla zorlamamak için gruplar arasında bir renk kodu koymamızın iyi olacağını düşünmüştük. Yani bu grup adamlar kötü, bu grup adamlar makul, bu grup adamlar gri, bu grup adamlar şöyle böyle filan gibilerden bir renk kodu verdik. Dolayısıyla oradaki kötülerin bir kısmı, hani çalan çırpan büyük abilerin bir kısmı siyah giydi. Bu neden dolayısıyla. Bu kadar çok karakterin olduğu filmlerde bu renk koduna gitmek de akıllıcadır. Çünkü seyircinin belleğine fazla saldırganlık yapmazsınız, saldırmazsınız. Ona saygı gösterirsiniz böyle yaparak. Yoksa kötü adam siyah giyer diye bir kod yok. Yok. Belki bundan sonra inşallah ketenler içinde bir kötü adam yaparım. Beyazlar diril diril. Bir yaz filminde. Niye olmasın? Kıbrıs'la ilgili filmi çekmek Çamur'da nasip oldu. Çamur'da nasip oldu ama onu Kıbrıs'ta çekmedik. Ama bir Kıbrıs'ta başlama niyeti olmuştu galiba. Rüya Beyrut. İşte çekmek istediğim ve çekemediğim film. O yüzden Çamur'u çekmeye karar verdim. Çamur Gökçeada'da çekildi. Kıbrıs niye tercih edilmedi? Çekemezdim o filmi. Çünkü 74'te ortaya çıkan duruma ilişkin protest tarafları olan bir filmdi. O dönemlerde bizde statüko yerindeydi. Hani Rauf Bey hayattaydı. Rauf Bey'in hayatta olduğu bir çerçevede o filmi Kıbrıs'ta çekmem risk almak anlamına gelecekti. O yüzden orada gitmek istemedim. İyi de yapmışım. Ya en akıllıca şeylerden bir tanesi onu Gökçeada'da çekmek oldu. Onu Gökçeada'da çektim. Bir kısmını İstanbul'da çektim. Ve de o Tuz Gölü sahnelerini de Şerefli Koçhisar'da çektim. Çamur aslında sonraki iki filmimi yaratan filmdir. Nasıl? Şerefli Koçhisar'da kuyuya gidiyor, nöbet bekliyor. İşte sınırı genişletiyorlar, kuyuya iniyor. Kibele heykelini buluyor. Bütün onları 10 gün, 15 gün boyunca dediğim gibi Tuz Gölü'nde Şerefli Koçhisar'da çektik. Film Çamur bitti. Çamur'u izlerken kendime dedim ki ya keşke şu Tuz Gölü'nden çıkmasaymışım. Bilin bakalım bu hangi filme yol açtı? Nokta. Nokta. Bir mekan başka bir filmi doğurabiliyor. Mekanlar da bazen filmleri kışkırtabiliyorlar. Çamuru çektim, Çamuru izledim. Dedim ki kendime, ya benim adaya gidip adada bir film çekmem lazım. Yani Gökçeada çok güzel yer. Çok memnunum orada çekmiş olmaktan. Hayırlı olmuş. Filmi bitirmişim. Yoksa filmi bitiremezdim Kıbrıs'ta çekseydim. Ama benim adaya gidip adanın otokton şartlarını yansıtan bir film yapmam lazım. O da hangi filme yol açtı? Paralel Yolculuk. Paralel Yolculuklar belgesel.
Gölgeler. Gölgeler ve Suretler. Dolayısıyla Çamur'dan sonra iki film yapacağım neredeyse. En azından sezgisi olarak ortaya çıkmış gibiydi. Çamur'un kaderi biraz kötü müydü? Yani şunun için soruyorum işte. Hani biz o dönem Kıbrıslı bir yönetmensin. İşte önceki röportajlarda Kıbrıs'a dair bir film çekmek istediğini söylediğin için biz de hevesle Kıbrıs filmi bekliyorduk ve sen de o zaman yaptığımız bir söyleşide evet bu Kıbrıs filmi demiştin ama... Çamur'dan bahsediyorsun. Evet, Çamur'dan. Ama işte bu Adadaki Statiko'nun ana kaynağı Türkiye'de de vardı. O Statiko bir hamle yaptı mı Kıbrıs bu filmle ilgili? Yani o çok politik bir net, çok yoğun bir baskı gelmedi. Ama burada enteresan bir konuya girmemiz gerekiyor. Türk sinema seyircisinin beğenileriyle ilgili bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Umarım Türk film araştırmalarında yeni yönelimler, doktora tezleri bu konuda çıkar. Biz de aydınlanırız. Şahsi düşüncelerimi belirtmek istiyorum. Özellikle Türk film piyasasında politik ya da sosyal bir film ortaya çıkacaksa bunun neorealist gelenekten besleniyor olmasını isterler. Bu neredeyse özellikle Batılılar da bunu ister. Bizde de yazılmamış bir şey vardır. Bizim entelijensiyamızda bunu haydaydı isterler. Neorealist olacak ya da realist olacaktır. Bu kulvardan gidecektir. Bunun dışında herhangi bir farklı yönsemeye sahip ama politik tonları olan bir filmin Türkiye'de çok kolay hoş geldin denmesi, onun sırtının sıvazlanması kolay değildir. Çamur bu manada çok büyük riskti. Bir, değişik anlatı stratejilerini bir araya tutuyordu. Evet, gerçekçi bir damar var mıydı filmin içerisinde? Vardı ama ondan ibaret değildi. Başka şeyler de vardı. Filmin içerisinde metafor vardı, sürrealizm vardı, sembol vardı. Bütün bunları gören insanlar, bu katları gören insanlar, bu milföyü gören insanlar, pastayı gören insanlar, ya ne oluyor dediler. Bu film ne? Dolayısıyla film özellikle Türk entelijensiyasının, sinema entelijensiyasının çok fazla hoşuna gitmedi. Çünkü dediğim gibi bir iş yapacaksan Türkiye'de post Yılmaz Güney yapacaksın. Özellikle bunun politik konotasyonları, çağrışımları varsa. Yazılmamış kurallardan bir tanesi Türkiye'de bu. Bu film bunları bir şekilde dışarıda bırakan bir filmdi. O yüzden çok da sıcak karşılanmadı. Ama Venedik'e gitti. Venedik'te ödül aldı. İşte burada gösterildi. Allah'a şükür kaç? 20 bin seyirci falan gibi bir şey aldı. Onu da bulamayanlar. Şimdisi için, şimdilerdeki rakamlar için dream rakamlar bunlar. Rüya rakamlar. 5 kopya 10 kopyayla 20 bin seyirci şu anda bir rüya. Yani ne yazık ki. Onu da ayrıca konuşuruz. İyi de oldu. Yani bazı filmler vardır, seyircisini bekler. Çamur öyle bir film. Çamur seyircisini bekliyor. Ama tabii ki Gölgeler ve Suretler daha farklı bir film oldu. Çünkü işte gittim, Kıbrıs'ta çektim, o mekanda çektim. Onun duygusal nedenleri vardı. İyi ki de yapmışım diyorum. O sanki daha çok kabul gördü. Sebebi şu, orada adaya gittik. Adada 64'e ilişkin bir şey çektik. Bir de 64'e ilişkin 64-74 arasını yaptığınız zaman Türklerin çektiği acılara fokus olursunuz. Bu da bizim ülkemizdeki kabul için yardımcı olmuş olabilir. Çünkü ben Çamur'u çektiğim sırada 74'te bizim Rumlara yaptığımız tırnak işareti içerisindeki bazı olumsuz şeyleri konuya dinliyordum. Bu da onun o kadar kolay kabul edilmemesini sağlayan faktörlerden bir tanesi olmuş olabilir. Ama ben şahsen sinemanın en azından yaşadığı döneme ışık tutan bir tarafı olması gerektiğini düşünüyorum. Şahit etmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğduğum yer olan adanın durumuna da gerçekçi bir biçimde ışık tutmak istedim. Mesela Gölgeler ve Suretlere ilişkin olarak şunu söyleyen insanlar olabilir. Burada da Türklere arka çıkmış. Rumlara ilişkin olarak Rumların
hakkını yemiş olabilir mi filan diye argümanlar olabilir. O zaman onlara şunu diyebilirsiniz. Daha önce yaptığımız Çamur diye bir film var. Çamur'da da Rumların karşı karşıya kaldığı, maruz kaldığı şeyleri bulmak pekala mümkün. Bu anlamda adaya yönelik dürüst bir tavrın ortaya çıktığı bir filmler dizisinin belirdiğini söylemem gerekiyor. Bundan dolayı da memnunum. Ama Gölgeler ve Suretleri Yeşil Hat'ta yani Rum gazetecileri gösterdiğiniz vakit öyle bir gösterim yapılmıştı. Onlar da hani gözyaşları içinde izlemişlerdi. Evet hani yani bir film makul ve mantıklı, rasyonel ve kalbi açık olan insanlara seyrettirildiği zaman girebilme ihtimali olan bir film. Bakın şöyle bir örnek vereyim. Bu filmi yazarken ben bir Türk'üm, adada doğdum ve bir Türk'ün subjektif olabildiği, objektif olabildiği derecede objektif olabilirim dedim kendime. Subjektif olduğumu kabul ettim ve bunu kırabilmek için ne yaptım biliyor musunuz? Bir senaryo workshopuna gittim. Bütün kariyerim boyunca ilk ve son senaryo workshopudur. Hangi senaryo workshopuna gittim? Mediterranean Film Institute, Atina kökenli ama uluslararası bir senaryo workshopu vardır. Çok da önemlidirler. Şu anda Avrupa'da da tektirler. Tavsiye ediyorum yazmak isteyen insanlara. Oraya gittim ve de Amerika'da, New York'ta öğretim görevlisi yapan bir Yunanlı kadın senaryo doktoruyla çalıştım. Bunu niçin yaptım? Mesafe alabilmek için. Bakın ben Kıbrıslı Türk'üm. Ben belli bir yere kadar görebilirim. Ama eğer Yunanlı ve üstelik kadın bir senaryo doktoruyla ben bunu yazarsam, çalışırsam yaşadıklarıma mesafe alabilme ihtimalim olabilir. Yazdıklarıma mesafe alabilme ihtimalim olabilir. Göremediğim şeyler olabilir. Onları görmeme neden olabilirler bu insanlar. Dolayısıyla orada senaryo doktoru olarak bana bu geri bildirimleri veren Christina Lazzari diye Nick Proferes'e, ki duayen bir senaryo doktorudur. Bu senaryo doktorluğunun en önemli isimlerinden bir tanesidir. Amerika'da yaşar. Nacizane şöyle düşünüyorum şey için, filmlerim için. Şimdi bir tren yolu var ve o tren yolunda giden bir tren var. Trenin değişik kompartımanları var. Kompartımanlardan bir tanesi diyelim ki geleneksel Türk sanatlarından esinlenerek yaptığım filmler. Bunları deniliyor ki 3 film var. Cenneti Beklerken, efendim Nokta, sonra Gölgeler ve Suretler. Bu kompartımandan sonra ikinci bir kompartıman geliyor. O da Kıbrıs'la ilgili yaptığım filmler. Bunlardan bir tanesi Çamur, öteki Paralel Yolculuklar, belgesel bu. Bir de Gölgeler ve Suretler. Ama Gölgeler ve Suretler her ikisinde de var. Her iki kompartımanda da var. Lisede okuduğumuz Venn şemaları vardı ya, ara kesitler, şunlar bunlar. Kesişim. Ha, kesişim şeyleri. Ha, kompartımanlar bunlar. Belli bir yöne doğru gidiyorlar ama onlardan sonra başka bir kompartıman da gelebilir. Mesela Filler ve Çimen'i de geleneksel sanatlar bağlamında, Ebru'nun işin onların göbeğinde olması, bir metafor olarak kendini hissettirmesi bağlamında bu geleneksel sanatlara katman mümkündür. Yok eğer farklı bir kategorizasyon yapacaksanız benim filmlerimde, mesela Derviş Zaim'in politik filmleri diye bir kompartıman açacaksanız bunun içerisine Filler ve Çimen'i koymanız lazımdır. Gölgeler ve Suretleri koymanız lazımdır. Çamur'u koymanız lazımdır. Belki Paralel Yolculukları koymanız lazımdır. Kıbrıs'la ilgili, Türkiye'deki çürümeyle ilgili filmler bunlar vesaire vesaire. Ama şu anda belirgin iki tane kompartıman var. Geleneksel sanatlar, bir de Kıbrıs'la ilgili filmler. Başka bir kompartıman ortaya çıkmaya başladı. Balık'la birlikte başlayan, Devir'le birlikte başlayan, Balık bu sene gösterime girecek olan film, o kompartımanın ikinci filmi. Bunlar doğa insan ilişkisi üzerine yapacağım filmlerin kompartımanının ilk iki tanesini oluşturacaklar. Bir üçüncü film daha müjdesi vermek istiyorum. Mimari ile ilgili bir film yapmak istiyorum. Geleneksel mimari ile ilgili. Şimdi ama bu insanın kendisiyle, doğayla olan ilişkisinin irdelendiği Devir, Balık gibi filmlerin arasına da konulabilecek, geleneksel sanatlara da konulabilecek. Çünkü orada mimariyle ilgili filmde cami yapmaya çalışan birinin hikayesini anlatacağım.